Rusya Grand Prix'sine pol pozisyonundan başlayan Lewis Hamilton yarıştan önce yanlış yerde kalkış antrenmanı yaptığı için inceleme altına alınmıştı. Yarış başladıktan sonra hakemler yanlış yerde iki kalkış antrenmanı yaptığı için Hamilton'a 5'er saniyelik iki ayrı ceza verdiler. İngiliz pilot yarış başladıktan sonra ilk virajı yarışı 3. sıradan başlayan ve iyi bir startla Max Verstappen'i geride bırakan Valtteri Bottas'la yan yana döndü. Ancak Hamilton daha iyi bir çekiş yakalayarak yerini korumayı başardı. Orta grupta ise o anda ortalık karıştı. Carlos Sainz ilk virajın ardından kaçış alanına girdi ve sol taraftaki bariyerlere çarparak sol süspansiyonunu kırdı. Kısa bir süre sonra da Lance Stroll, Charles Leclerc'in teması sonrası spin atarak bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı. Bu iki kazanın ardından pistin temizlenmesi için piste güvenlik aracı girdi. İlk turun ardından Lando Norris, Alex Albon ve George Russell gibi isimler pite girerek lastik değiştirdiler. İlk turların ardından Hamilton, Bottas, Verstappen, Esteban Ocon ve Daniel Ricciardo sıralaması oluştu. Hamilton 17. turda pite gelerek 10 saniyelik zaman cezasını çekti. Sonrasında da sert lastiklere geçiş yaptı. Red Bull yarışın 26. turunda Max Verstappen'i pite aldı ve Hollandalı pilot pitten Mercedes sürücüsü Hamilton'ın önünde dönmeyi başardı. Ertesi turda da Bottas pite alındı ve Finn pilot sorunsuz bir pit stopun ardından Verstappen'in önünde yarışa geri döndü. Yarışın sonraki turlarında ön bölümde neredeyse hiçbir değişiklik olmadı. Bottas kontrollü şekilde iyi turlar atmayı başardı ve hatasız sürüşün ardından damalı bayrağı ilk sırada gördü. Finn pilot bu sonuçla 9 yarış aradan sonra ilk zaferini aldı ve kariyerindeki toplam galibiyet sayısını 9'a yükseltti. Verstappen ise Bottas'a geçildikten sonra Mercedes sürücüsüyle aynı tempoyu tutturmakta zorlandı. Buna rağmen ikinci olarak iki yarış aradan sonra podyuma çıkmış oldu. Bu hafta sonu Michael Schumacher'in 91 galibiyetlik rekoruna ulaşmayı hedefleyen Hamilton aldığı cezanın ardından 3. sırada finish gördü. Orta sıradaki 4.'lük mücadelesini ise Racing Point sürücüsü Sergio Perez kazandı. Meksikalı pilot başlangıçta Renault sürücülerinin ardına düşse de sonrasında her iki pilotu da geride bırakmayı başardı ve damalı bayrağı 4. sırada gördü. Meksikalı pilot bu sonuçla Racing Point'e 10 değerli puan getirdi. Daniel Ricciardo Renault'un güçlü göründüğü hafta sonunda Perez'le aynı tempoyu tutturmakta zorlandı. Buna karşılık 5. sırada finish görerek yine de değerli puanları elde etti. Ricciardo o konu geçerken pist dışına taştı ve pistte FIA tarafından belirtilen yerden dönmediği için 5 saniye ceza aldı. Buna rağmen yerini korumayı başardı. Ferrari sürücüsü Charles Leclerc sessiz sedasız damalı bayrağı 6. sırada görmeyi başardı. Uzun bir ilk bölüm geçiren Monakolu sürücü Ricciardo ile aynı turları atmakta zorlansa da 6. olarak 70. yıl dönümü Grand Prix'sinden bu yana en iyi sonucunu yakalamayı başardı. Fransız sürücü Ocon ise yarışın ilk turlarında 4. sıraya kadar çıksa da pit stopların ardından gerilemekten kurtulamadı ve 7. sırada ancak finişi görebildi. Bu sonuçla Renault 2 araçla birden puan almış oldu. Pierre Gasly yarışın bitimine kısa bir süre kala pite geldi ve son bölümde Alex Albon ile Lando Norris'i geride bırakarak damalı bayrağı 9. sırada gördü. Albon ise 10. sıradan başladığı yarışta erken pit stopun ardından geriye düşse de 10. oldu ve hafta sonunu 1 puanla kapatmayı başardı. Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi puan almaya yaklaşsa da 11. oldu. Haas'tan Kevin Magnussen 12. olurken Sebastian Vettel puan mücadelesi veremedi ve 13. oldu. Kariyerinin 322. yarışına çıkan Kimi Raikkonen 14. Çok uzun süre sert lastikle dayanmaya çalışan ancak iyi bir yarış çıkartmakta zorlanan Lando Norris 15. ve Nicolas Latifi 16. oldu. Roman Grosjean ve George Russell ise son iki sırada yer alan pilotlar oldular.